Değerli basın mensuplarına çok çok teşekkür etmek istiyorum. Yıllardır tarihi Milli Aydın Bankamızın bu binanın kamulaştırılması için çok emek verdiler. Çok destek oldular. Çok yazdılar ve biz de bunu gerçekleştirmenin bugün sizlerle beraber mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli Aydınlılar, kent bilincini geliştiren en önemli nokta aynı kentte yaşayan insanların sahip olduğu ortak değerlerdir. Biz Aydınlılar birçok ortak değere sahibiz. Bunlardan biri de bugün sizlerle beraber açılışını gerçekleştireceğimiz bu tarihi Milli Aydın Bankası'nın binasıdır. Bugün Aydın'ımızın ortak değerlerini yaşatabilmek için bu tarihi yapıyı hizmetine sunmaktan mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Milli Aydın Bankası dönemin zor şartlarında sermaye yaratabilmek adına bu topraklarda hayata geçirilmiş bir bankadır. 1914 yılında kentimizde hizmet vermeye başlayan Milli Aydın Bankası, Aydın'ın tarımsal üretimini destekleyerek kooperatifçilik anlayışını yaygın kılmak amacını taşıyordu. Evet, bu bankanın amacı buydu. Milli Aydın Bankası döneminde tüm Ege bölgesine yayılmış şubeleri ile Aydın'ın markalaşmış ismidir. Tarihi binamız uzun bir süredir atıl olarak duruyordu. Hatta içimizi burkuyordu. Çok kısa bir süre öncesine kadar Çin mallarının satıldığı 1 liraya eşyalar vardı. Biz Aydınlıların yüreğini parçalıyordu. Bu değerimizi halkımızın kullanıma kazandırmayı bir görev bildik. 100 yıllık süreç içinde kentimizin simge yapılarından biri haline gelen Milli Aydın Bankası binasını geleceğe taşıma kararlılığı ile kamulaştırdık. İşte bugün burada sizlerle beraber bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Uzun yıllar Aydın çiftçisinin alın terine destek veren bu tarihi bina bundan böyle kentimizdeki kültür ve sanat faaliyetlerinin merkezi olacaktır. Kültür merkezimizde sadece sergilere değil, çeşitli kurs, seminer ve farklı etkinliklere de yıl boyunca ev sahipliği yapacaktır. Emeği geçen tüm personelimize, belediye meclis üyelerimize, çok değerli basın mensuplarına, Aydın halkına çok teşekkür ediyorum. Bugün bizleri yalnız bırakmayan sivil toplum örgütleri başkanlarımızda ayrıca şükranlarımı sunuyorum ve kendilerini buraya almak istiyorum. Belediye başkanımız, çok değerli Aydın milletvekillerimiz, siz Aydın halkıyla bu tarihi binanın açılışını hep beraber yapmak üzere tekrar hoş geldiniz. Hepinizi tekrar tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun değerli arkadaşlar. Duygularımı bir kere daha ifade etmek istiyorum. Evet abi. İlk etkinliğiyle Atatürk Aydın'a gelişimde yıllar fotoğraf sergisi olmuştu. Fotoğraf sergisi geleceği bulundan gelişimde Atatürk Mustafa evet abi. Atatürk 52 il merkezi ve yüzlerce ilçemizi ziyaret etti. Bu illerden birisi de Aydın mıydır? Aydın ilimizi 4 kez ziyaret etti Mustafa Kemal Atatürk. Gerekirse biraz geriye gelsek, fotoğraflarını alsak. 31 ve 37 yıllarında olmak üzere. Şu anda başlamış olduğumuz fotoğraf sergisi Nazilli Sümerman Basma Fabrikası'nın 1937 yılında açılmış oluyor. Yıla dair fotoğraflardan oluşmaktadır. Afet'in Türkiye inanlı sanayileşme hamlelerinin en önemli yönlerinden birisidir.
katkılarınız için Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Burada daha anlamlı bir nitelik taşıyacak bu malzeme. Karşıda gördüğümüz fotoğrafta 1931 yılında şehrimizi, yani bugün kutlamasını yaptığımız 83. yılını kutladığımız güne dair tek fotoğraf. Bu açıdan önemli. Maalesef bütün ailelerde ve arşivlerde yaptığımız aramalara, araştırmalara rağmen bu fotoğrafın dışında 1931 ziyaretine dair başka görseller bulamadık. Bu da büyük bir talihsizlik. Araştırmalarımızla birlikte devam edeceğiz.